Bu sorumuzda yukarıda özellikleri verilen KVL bilimsel araştırma merkezlerinin hangisi olduğu sorulmuş. Tabii ki şıklara dikkat ettiğim zaman buradaki kısaltmaların açılımlarını bilmek bu soruyu çözmem için yeterli olacaktır. Hemen dikkat edelim. Aselsan, askeri, elektronik, sanayi. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Hemen bakalım. K Bilimsel Araştırma Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan her türlü radar, elektronik, harp sistemi. Olayı bitirdik. Bu nedir? Aselsan'dır. Hemen de Bilimsel Araştırma Merkezi'ne bakalım. Türkiye'de nükleer enerji, radyasyon teknolojileri denildiği zaman aklıma gelen kurum tabii ki ne olacaktı? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı Bursa şıkkı. Bu sorumuzda yukarıda verilen sorulara cevap bulmaya çalışan bilimsel araştırma merkezinin hangisi olduğu soruluyor. Peki bu sorular neler? Kütle nereden geliyor? Evren nasıl oluştu? Neden evrende hiç karşıt madde yok? Karanlık madde ve karanlık enerji nedir? Şimdi bu sorumuzun cevabı CERN olacaktır. Peki CERN'de neler yapılıyor? Işık hızına yakın hızlara kadar hızlandırılan proton demetleri kafa kafaya çarpıştırılarak çok minimal düzeyde de olsa evrenin başlangıcındaki şartlar oluşturulup incelenmeye çalışılıyor. Peki aranılan cevaplar neler? Evrende neden karşıt madde gözlenmiyor? Karanlık madde ve karanlık enerji nelerdir? Peki maddenin kütle kazanmasını sağlayan mekanizma nelerdir? İşte tüm bu sorulara cevap bulmaya çalışan yer, araştırma merkezi nedir? CERN'dür. Bilimin kalbi. Merhabalar, Mars yüzeyinin altında bir delik açacak bir sondaj mekanizmasının bulunduğu keşif aracı tasarlayan araştırma ekibi, Mars yüzeyinin altında güçlü ultraviyole radyasyondan zarar görmemiş bakteriler bulmayı hedeflemektedir. Buna göre bu araştırma ekibi bilimsel araştırma merkezlerinin hangisine bağlı olarak araştırma yapabilir diyor sorumuzda. Değerli arkadaşlar, şimdi NASA ve ESA bildiğiniz gibi uzay araştırmaları noktasında yoğunlaşmış araştırma, bilimsel araştırma merkezleridir. NASA, Amerika'nın Ulusal Uzay Ajansı, ESA ise Avrupa'nın Uzay Ajansı. Dolayısıyla bunlara bağlı olarak Mars projeleri yürütülmektedir. Öyleyse bu ikisinde bu araştırmalar gerçekleştiriliyor olabilir ama CERN biliyorsunuz bambaşka bir durum. CERN atom altı parçacıkların incelendiği, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının yer aldığı bilimsel araştırma merkezi. Dolayısıyla bu Mars yüzeyindeki araştırma noktasında CERN'ün katkısı bulunmasını beklemeyiz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı tabii ki nedir? 1 ve 2'dir. Evet millet, şimdi bu sorumuzda bilimsel araştırma merkezlerinin ortak amaçlarından olmayanı bulmamız isteniyor. Hemen A şıkkına bakalım. Bilimsel çalışmaların birçok bilim insanı tarafından ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Hemen bu noktada söylemek istediğim şey şu. Günümüzde bilimsel çalışmalar, bilimsel araştırmalar genellikle tek bir bilim insanı tarafından yürütülmüyor. Çünkü işlenecek o kadar veri var ki bunların tek bir insan tarafından gerçekleştirilmesi pek de mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir ekip çalışması söz konusu. Bu ekibi de bir araya getiren bilimsel araştırma merkezleri oluyor. Mesela CERN. CERN'de dünyada bulunan tüm parçacık fizikçilerinin yarısı çalışıyor. Dolayısıyla ekip önemli. Buna artıyı koyduk. Bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak tabii ki bütün bilimsel araştırma merkezlerinin ortak amacı. Biraz önce ne demiştik? Bir ekipten bahsediyoruz demiştik. Dolayısıyla bilimsel verilerin daha kısa sürede analiz edilmesini, işlenmesini sağlar bu durum. Uzay ve havacılık alanında projeler yürütmek, bilmemiz gereken bilimsel araştırma merkezleri içerisinde uzay çalışmalarını, havacılık çalışmalarını yürüten NASA ve ESA'dır. Dolayısıyla bu şıkta tüm
bilimsel araştırma merkezleri için ortak bir amaç söz konusu değil. Dolayısıyla doğru şıkkınız Denizli şıkkıdır. Evet, bu sorumuzda bilim ve teknolojik gelişmelerin ülkelerin gelişmesinde refah seviyelerinin artmasında önemli rol oynadığından bahsedildikten sonra Türkiye'deki bilim ve teknolojik gelişmelere doğrudan katkı sağlayan bilimsel araştırma merkezlerinin hangisi olduğu sormuş. İşte buradaki şifre kelimemiz doğrudan. Dolayısıyla biz burada ne arayacağız? Direkt Türkiye'de yer alan bilimsel araştırma merkezlerini, yani TÜBİTAK ve ASELSAN'ı arayacağız. Peki ESA, ESA Avrupa Uzay Ajansı'dır. Dolayısıyla Türkiye'deki gelişmelere doğrudan katkı sağlamaz. Öyleyse cevabımız 1 ve 3'te. Evet sevgili kardeşim, bu sorudaysa yukarıda verilen projeyi yürüten bilimsel araştırma merkezinin hangisi olduğu soruluyor. Bakalım bu proje neymiş? Sigaradan sonra en önemli ikinci akciğer kanseri nedeni olarak kabul edilen radon gazı, renksiz kokusuz radyoaktif bir gazdır. Kapalı ortamlarda tespit edilen radonun büyük bir kısmı bina altındaki toprakta biriken radon gazının çatlak ve boşluklarda bina içerisine sızmasıyla oluşur. Radon gazı bulunan kapalı mekanlarda uzun süre kalan kişilerde önemli sağlık problemleri ortaya çıkar deniliyor. Ve ben burada hemen şu iki şifre kelimeyle olayı çözdüm. Neden? Radyoaktif diyor. Radyoaktivite neyle ilgili? Atom fiziği, yani nükleer fizikle ilgili. Peki Türkiye'de bu çalışmaları yürüten kurum hangisi? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Dolayısıyla doğru şıkkımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar, şekildeki sorumuz bir gurur sorusu aslında. Hemen bakalım ne diyor. X insan savar aracının tamamen Türk mühendisleri tarafından yapıldığı, %100 yerli teknoloji ve yazılıma sahip olduğu bilinmektedir deniliyor. Buna göre bilimsel araştırma merkezlerinden hangileri X insan savar aracının yapımına doğrudan, evet buradaki şifre kelimemiz doğrudan, katkı sağlamış olabilir? ESA, NASA, ASELSAN. Tabii ki doğrudan bir katkıdan bahsedildiği için ve yerli teknolojiden bahsedildiği için sorumuzun cevabı ASELSAN olacaktır. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek bu sorunun cevabının Adana olduğunu söylüyoruz. Evet, bu sorumuzda özellikleri verilen X'ye bilimsel araştırma merkezlerinin hangileri olduğu soruluyor. Hemen bakalım X bilimsel araştırma merkezinde neler olmuş. Yerin yaklaşık 100 metre altında 27 kilometre uzunluğundaki dairesel tünelden bahsediliyor. Burada %99'a kadar hızlandırılan parçacıkların 40 milyondan fazla çarpıştırılmasıyla saniyenin binde birinde evrenin büyük patlamadan önceki koşulları anlık olarak tekrar oluşturuyor. Bakın, parçacıkların çarpıştırılmasından bahsediliyor. Dünyadaki en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'den bahsediliyor yani. Hemen Y'ye bakalım. Türkiye'de nükleer enerjiyle ilgili her türlü işlemde uygulayacak genel esasları. Bakın, nükleer enerji demiş. Atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasından bahsetmiş. Dolayısıyla bunun için Türkiye'de araştırmalarını yürüten kurum TAEK'tir. Öyleyse CERN ve TAEK, yani Bursa şıkkı bu sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki bilim merkezlerinin hangisinde dünyanın en gelişmiş parçacık hızlandırıcıları bulunmaktadır diye soruluyor. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu bu değil. ESA Avrupa Uzay Ajansı bu da değil. Türkiye Atom Enerji Kurumu da değil. NASA ABD Uzay Ajansı bu da değil. Doğru cevap CERN olacaktır. CERN dünyadaki en büyük parçacık hızlandırıcısı laboratuvarıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu, yani TÜBİTAK'ın görevler arasında yer almaz diye soruluyor değerli arkadaşım. Hemen şıkları okuyalım. Ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirir bu ifademiz. Doğrudur.
Hemen B şıkkına geçelim. Ülkemizin bilim, teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün yükseltilmesine, ekonomik, sosyal gelişmesine, ülke güvenliğine, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamaya dönük stratejik alanlarda araştırma yapmak, tabii ki bu da var. Kamu, özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme, yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirir TÜBİTAK. Bilim ve teknolojideki gelişmelere dayalı olarak milli eğitim politikasını belirlemek, müfredat programını hazırlamak TÜBİTAK'ın görevi değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli şıkkı olacak. Evet gençler, şimdi bu sorumuzda yukarıda özellikleri verilen bilimsel araştırma merkezinin hangisi olduğu soruluyor. Neymiş bu özellikler bakalım? Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan çalışma birimlerinden oluşur. Avrupa, astronot eğitimi, uzay uçuşu çalışmaları, telekomünikasyon çalışmaları. Temel amacı evren ve dünya hakkında bilgiyi artırmak, uydu tabanlı teknolojiler geliştirmek. İşte bütün bunları birleştirdiğim zaman cevap ortaya çıkıyor. Avrupa Uzay Ajansı, ESA. Peki yine uzayla ilgili bir başka kuruluş olan NASA neden değil? Çünkü bakın Avrupa'da kurulan bir yapıdan bahsediliyor. Öyleyse doğru cevabımız Bursa olacaktır. Evet gençler, bu sorumuzda ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapıyı hazırlamak, araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim ve teknoloji kültürünü geliştirmeyi amaçlayan resmi devlet kurumunun hangisi olduğu soruluyor. Tüm bu özellikler bana TÜBİTAK'a işaret ediyor. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu. Cevabımız Ceyhan.